Merhaba. Ben Michigan Üniversitesi'nin Kimya Bölümünden Ann McNeil. Bugün kullandığımız enerjinin %90'ının kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlardan geldiğini biliyor muydunuz? Ama bu her zaman böyle değildi. Bunun için bu duruma nasıl geldiğimizi ve bundan sonra nasıl devam edeceğimizi sorgulamalıyız. Mesela sizce gelecekteki en önemli enerji kaynağımız ne olacak? Milyonlarca yıl önce enerji döngüsünün sonuna gelen yani ölen ve patlayan yıldızlardan geliyordu. Bu olay bize periyodik tablodaki elementleri kazandırdı ve evrendeki toz bulutu, güneş sistemimizi ve dünya üzerindeki yaşamı oluşturdu. Bu ilk canlıların doğuşu ve nihayetinde ölümleri de bugün kullandığımız fosil yakıtlarının kaynağını oluşturuyor. İlk insanlar çevrelerinde buldukları cisimleri yenilikçi bir yaklaşımla ele alıp onları değişik şekillerde kullanıyorlardı. Örneğin silah ya da alet olarak taşları yakıt olarak da odunları kullanmışlardı. Endüstri devrimiyle birlikte bunların hepsi değişti. Makinelerin ve motorların icadıyla üretim, taşımacılık ve tarım yeni bir çağa girdi. Endüstri devriminin özünde yakıt olarak kömürün ve ham madde olarak çeliğin kullanılması yatar. Bunu petrolün keşfi ve ardından rafine edilerek benzin veya petrol bazlı ürünler haline getirilmesi takip etti. Bu son keşfin Taşımacılık ve modern kimya sektörleri üzerinde yarattığı etki ise çok büyüktü. Bugün Amerika'daki kimya endüstrisi, ilaç, temizlik malzemesi ya da plastikten yapılan kaplar gibi ürünleri sizin beğeninize sunmak için enerji kaynaklarımızın %7'sini kullanıyor. Amerikan kimya endüstrisi fosil yakıtlarını hem üretim yapabilmek için enerji kaynağı olarak hem de ürünler için ham madde olarak kullanıyor. Kaynakların gittikçe azalması ve fiyatların da giderek artması yüzünden bu hiç de sürdürülebilir bir model değil. Ve o yüzden biz kimyacılar da alternatif yakıt ve ham madde arayışına girdik. Örneğin güneş ışığını yakalayabilen malzemeler üretmeye çalışıyoruz. Bu yenilenebilir bir kaynak ve elektrik enerjisine dönüştürülebiliyor. Bu gelişmelerin bazılarını duymuş olabilirsiniz. Mesela silikon bazlı güneş pillerinden satın alıp evinizde kullanabilirsiniz. Benim kendi araştırma konum bu malzemelerin daha esnek versiyonlarını geliştirip hareket halindeyken bile telefonlarınızı şarj etmenizi sağlayacak bir teknolojiyi giyilebilir bir teknoloji haline getirmek. Güneş günde 24 saat boyunca faydalanabileceğimiz bir kaynak olmadığı için bu enerjiyi depolamanın da bir yolunu bulmamız gerekiyor. Kimyacılar bunu yani bu enerjinin pillere depolanmasını sağlayabilecek malzemeler üzerinde de çalışıyorlar. Kimyacıların araştırdıkları ve üzerinde çalıştıkları başka yenilenebilir enerji kaynakları da var. Mesela rüzgar enerjisi. Rüzgar enerjisinden faydalanabilmek için dev rüzgar değirmenlerinin kanatlarının hangi malzemeden yapılacağı da kimyacılar için ayrı bir araştırma konusu. Evet, denklemin bir tarafına hakimiz. Yani gelecekteki enerji kaynaklarımızın ne olacağını az çok biliyoruz. Ama denklemin diğer tarafı yani gelecekteki ham madde kaynağımızın ne olacağı henüz cevaplayabildiğimiz bir soru değil. Bu soru karşısında kimyacılar doğaya bakıp ilham almaya çalışıyorlar. Mesela acaba bitkilerden plastik şişe üretebilir miyiz diye merak ettik. Tahmin edebileceğiniz gibi bir bitkinin plastik bir şişeye dönüşmesi için birçok işlemden geçmesi gerekiyor. Bitkiden başlarsak önce karbondioksiti şeker tabanlı polimerler formunda yakalamamız gerekiyor. Bu şeker tabanlı polimerleri basit şekerleri parçalayıp daha sonra da plastik üretebileceğimiz ham maddeler haline getirmeliyiz. Şu ana kadar bugün sahip olduğumuz yaşam tarzımızı korumak için fosil yakıtlar ve ham maddeleri olan yaklaşımımızı nasıl değiştirmemiz gerektiğiyle ilgili konuştum. Daha önemli olan soru ise geleceğin bizi nereye götüreceği, yeni yakıt kaynaklarını ve ham maddeleri kullanarak yeni malzemeler üretebilecek miyiz? Tüm bunlardan dolayı bir kimyacı olarak günümüzde bu araştırmaların bir parçası olmak bence son derece heyecan verici.